Merhaba arkadaşlar. Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinin 14. haftasına gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki konumuz eşsel oyunlar, metin tarama tekniği, bireysel çalışma yöntemi. Eşsel oyunlar. Oyunu çok farklı alanlara yönelik çok farklı tanımlarını yapmak mümkündür. Tanımlardan hareketle şöyle genel bir tanıma ulaşılabilir. Oyun belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen her durumda bireyin isteyerek ve zevk alarak yer aldığı fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimini etkileyen faaliyetlerdir. Oyuna eğitim bilimleri açısından bakıldığında iki tür oyun tanımı yapılır. Birinci tür oyun amaçsız, yalnız eğlenmek için yapılan her türlü etkinliktir. Küçük çocuklarla görüldüğü gibi yetişkinlerin faaliyetleri arasında da görülür. Örneğin spor ve av yapmak yetişkinler için oyun sayılır. İkinci tür oyun ise belirli öğrenmeler için düzenlenmiş oyunun yapısı ve kurallarına uyarak bazı amaçlara ulaşmak için öğrencilerin daha önce öğrendiklerini uygulama ve pekiştirmelerine yardımcı olan öğrenme ya da öğretme tekniğidir. Çocuklara herkesin bir işi olduğunu ve çocukların işinin ne olduğunu sorduğumuzda büyük bir kısmı çocuğun işinin oyun oynama olduğunu söyleyecektir. Gerçekten de oyun çocuklar için önemli bir iştir. Birey oyun vasıtasıyla yeteneklerini keşfeder. Kendi kendine düşünmeyi, karar vermeyi öğrenir. Olgunluğa ulaşarak kendini gerçekleştirir. Çocuk oyunla kendi güçlerini dener. Duygularını, yeteneklerini, becerilerini geliştirir. Kişiliklerini de kendilerinin ve başkalarının bulunduğu oyunlarla geliştirir. Oyun vasıtasıyla asi olan çocuk kurallara uymayı öğrenir. Başkalarına saygılı, dürüst olmayı, denetlemeyi, diğer insanlarla işbirliği yapmayı, yani sosyal ve ahlaki davranışları öğrenir. Çocuklar oyun oynarken hayal güçlerini çalıştırırlar. Eşyayı kendi zihinlerindeki şekle sokar, canlandırır, konuşturur, hareket ettirir. Bunlardan yeni yeni birleşimler yaparlar. Oyun eğitim bilimi açısından da önem taşır. Eğitimcilere göre oyun çocukların eğitiminde en etkin yoldur. Oyun aracılığıyla eğitim çok kolay gerçekleştirilebilir. Çocuk gerekli olan davranış, bilgi ve becerileri oyun içinde kendiliğinden öğrenir. Oyunla eğitimde çocuk öğrenmeye aktif olarak katılır, duyularını kullanır, dokunur, duyar, görür ve hisseder. Böylece kalıcı ve kolay bir öğrenim ortamı sağlanır. Oyunun bireyin gelişimine olan etkisi. Çocuklar için hayatı öğrenme aracı olan oyun, çocuğun fiziksel, psikomotor, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişimlerinde etkili olmaktadır. Oyun oynamayan çocuğun bedensel, zihinsel ve ruhsal yönünden sağlıklı olduğu söylenemez. Oyun oynamayı sınırlayan ve engelleyen etmenler, çocuğun kişiliği üzerinde zedeleyici ve sağlıksız etkilere yol açar. Oyun her zaman çocuğun gelişimine katkıda bulunduğundan eğitimde temel rol oynamıştır. Bu nedenle oyunun çocuğun gelişimine olan etkilerini incelemek gerekir. Evet. Peki eşsel oyun nedir? Eşsel oyun kavramı. Eşsel oyun çocuğun okulda veya okul dışında oyun oynarmış gibi yaptığı, böylece kendini oyuna verdiği bedensel ve zihinsel gelişime etki edici etkinlik demektir. Eğitici oyun çocuğun beden, ruh ve moral gelişimini sağlayan, haz ve neşe veren, ona iyi davranışlar ve alışkanlıklar kazandıran hareketler topluluğudur. Oyun bilinçli olarak yapıldığı, aşırılığa kaçmadığı, oynayanlara zarar vermediği sürece çoğunlukla zevkli ve faydalı bir uğraştır.
Eğitici oyun ise normal oyunlardan daha fazla faydalıdır. Eğitici oyundan temel özellikleri daha fazla öğrenmeye hizmet etmek ve konunun öğrenciye sunulmasına yardımcı olmaktır. Eğitici oyun öğretim özelliği olan oyundur. Bu çeşit oyun çocukların oyun ihtiyacı üzerine kurulur. Yine çocuklar tarafından oyun olarak algılanır. Öğretmene de aynı zamanda bir öğretim aracı şekliyle yardımcı olur. Oyun dolaylı bir öğretme ve öğrenme olarak kabul edildiğinden eğitici oyunda oyundan derse geçişi destekleme söz konusudur. Kısaca planlı bir öğretme gerçekleştiği halde öğrenci o esnada oyun oynadığını zannediyorsa bu gerçek bir eğitici oyundur. Her öğretim tekniğinin, yönteminin üstün yönleri olduğu gibi oyunun da üstün yönleri ve eksik yönleri vardır. Şimdi eysel oyunun üstün yönleri. 1. Oyun basit olduğu takdirde öğrenciler de kendilerine güven oluşturur. 2. Oyunlar vasıtasıyla öğrencilerin kurallara uyması ve bunlara uymaktan zevk almaları sağlanır. 3. Öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını doyurmalarına yardımcı olur. Gergin çocukların gevşemesine, sinirli olan çocukların sakinleşmesine etki eder. 4. Öğrenciler oyun sayesinde bizzat yapan ve rol yapan kişi durumundadırlar. Fiziksel boyutta etkin durumdadır. 5. Oyun sayesinde öğrenciler zihinsel etkinliklere dahil edilir. Düşünme, karar verme, eleştirme, problem çözme süreçlerinde etkindirler. 6. Eysel oyun sayesinde oyun oynama güdüsü tatmin edilir. 7. Eysel oyun sayesinde konular ilgi çekici, zevk verici hale dönüştürülür. 8. Öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap edilir. 9. Daha önce öğrendiklerini, bilgi, beceri ve yeteneklerini nasıl kullanmaları sağlanır. 10. Yeni öğrenileceklerin daha kolay ve anlamlı olmasına etki eder. 11. Öğrencilerin öğretme, öğrenme sürecinde aktif olmasını sağlar. 12. Öğrenilenlerin kalıcı olmasına, hatırlanmasına yardımcı olur. 13. Öğrencilerin bilişsel, duygusal ve psikomotor öğrenmelerinin düzeyini ölçmede kullanılır. 14. Öğrencilerin empati kurmalarına yardımcı olur. 15. Öğrenciler arasındaki iletişimi sağladığı gibi aralarında olumlu duyguların oluşmasını etki eder. Öğretmen öğrenci iletişimini kolaylaştırır. 17. Dili etkili kullanmalarına olanak sağlar. 18. Duygu ve düşüncelerin anlatımını kolaylaştırır ve özendirir. 19. Eğitim programlarında canlandırılması mümkün olmayan pek çok konuların sınıfta sunulmasına olanak verir. Bu kadar üstün yönünün yanında oyunların eksik ve yetersiz yönleri de vardır. Oyunun sınırlılıkları şunlardır. 1. Bu tekniğin uygulanışı diğer tekniklere göre daha çok dikkat, yaratıcılık, hayal gücü, espri yeteneği ve sentez gücü gerektirmektedir. 2. Eysel oyunun ne öğrettiğini aşmak üzere ölçütler geliştirmek belli bir eğitim gerektirir. 3. Eysel oyunlar rekabet ortamına dönüşerek kim kazanacak düşüncesinin hakim olmasını etki edebilir. 4. Ortaya çıkabilecek olan yarışma düşüncesi yavaş öğrenen çocukları etkileyebilir. 5. Öğrencilerin oyunu anlamaması, oyunun onların ilgisini çekmemesi ya da seviyelerine uygun olmaması durumunda beklenen katılım sağlanamayabilir. 6. Çekingen öğrencilerin oyuna katılması bazen zaman alabilir. 7. Öğretmenlerin bu tekniği başarılı bir şekilde uygulayabilmesi, diğer tekniklerde olduğu gibi dikkatli ve titiz bir hazırlık yapmalarını gerektirmektedir. 8. Oyunların uygulanması, süreyi dikkatli kullanmaları gerektiğinden derste kullanımı sıkıntı yaratabilir. 9. Kalabalık sınıflarda bazı eşsel oyunları uygulamak zor olabilir. Şimdiki başlığımız oyunların seçimi ve öğretmenin rolü.
Öğretmen sınıf içinde eğitsel oyunlardan başarılı bir şekilde yararlanmak için dikkatli ve titiz bir hazırlık yapmalıdır. Oyunlar bütün öğrenciler seviyede basit, kolay ve gerçekten ilginç olmalıdır. Bu nedenle seçilen oyunlar öğrencilerin farklı seviye ve yeteneklerine uyarlanabilecek bir esneklikte olmalıdır. Oyunun kuralları sınıftaki herkesin katılmasına izin verebilmeli ve oyunun belli bir amacı olmalıdır. Öğretmen diğer önemli bir rolü oyunu sürekli kontrol etmesi ve ilgi göstermesidir. Öğretmen her oyuna bir ders saatinin 10-15 dakikasını ayırmalı ve genellikle dersin ortasında veya sonunda yer vermelidir. En önemli hususlardan birisi de oyun oynarken zayıf öğrenciler hata yaptığı zaman üzerinde durulmaması ve herkesin etkin olarak oyuna katılmasını sağlamasıdır. Şimdi sıra geldi oyun tekniklerinden bazılarına. 1. Akrostiş tekniği. Akrostiş kelimelerin ilk harflerinin bir şifre, kavram, söz öbeği veya cümle oluşturacak biçimde alt alta sıralanmasıdır. Akrostiş tekniği bir ünite veya konunun işlenişinde ana teması veya kendisinin öğrencilere sürpriz kavram veya kavramlarla ders süresince veya bitiminde oyunla açıklanması, ünitede geçen kavramlara dikkat çekerek ve bilinmeyenlerin buldurulması şeklinde ilgileri konu üzerine toplayarak öğretilmesine imkan verir. Bu teknik genel anlamda kavram analizi ve kavramları öğrenmede kullanılmaktadır. Zevkli, ilgileri toplayıcı, yaratıcılığı gerektiren bir tekniktir. Örnek. Kardeş. Pardon. Örnek komşuluk. Kardeş gibi iki arkadaş, onlar hep olurlarmış sırdaş, mutlulukla oynanan oyunlarına şahit olurmuş evlerinin avluları da, uslu çocuklarmış onlar, laleler açarmış bahçelerinde, upuzun bir yol geçermiş evlerinin arkasından, kapıları da karşı karşıya bakarmış durmadan. Komşuluk. Baş harfler komşuluk. K-O-M-Ş-U-L-U-K. İkinci bir tekniğimiz kutuplaşma. Kartlara sınıf çalışmalarıyla ilgili durumlar yazılır. Bu kartlar uygun yerlerinden iki ya da üçe kesilerek kutuplara ayrılır. Kesilen kartların ilk yarılarına 1, 2, 3, 4 gibi numaralar verilir. İkinci yarılarda herhangi bir numara ya da işaret yoktur. Üzerinde numaralar bulunan kartlarla öbürleri karıştırılarak deste yapılır. Öğrenciler bu desteden birer kart çekip numaralı kartları okur ya da oyunlaştırırlar. Yani dramatize ederler. Bu sırada öğrenciler ellerindeki kartları inceler ve okunan durumu tamamlayıcı nitelikte olan kartı seçerek aynı yöntemle eksik olan durumu tamamlar. Sonuç özelliklerini ve kartlar bitinceye kadar bu işlem sürdürülür. Bu bir numaralı, iki tane numarasız şeklinde de olabilir. Diyelim ki numaralı kartlar sarı olsun. Numarasız kartların bir kısmı mavi olsun. Numarasız kartların bir kısmı da yeşil olsun. Bir kısmına kavramlar, bir kısmına kavramların tanımları, bir kısmı da kavramların tanımlarına örnek şeklinde olabilir. Kutuplaşmanın bir benzeri de kavram kontrolü tekniği. Sınıf çalışmalarında ya da bir konuya temel oluşturan kavram, ilke, terim, genelleme, kuram ve tekniklerin doğru anlaşılıp anlaşılmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan oldukça ilgi çekici bir kart oyunu tekniğidir. Burada kavramlar bir grup karta, tanımlar ve açıklamalar da ikinci grup karta yazılır. Bunlarda ya kavramlar içeren kartlara ya da tanımlamalara ve açıklamalara birer numara verilir. Numaralı kartlar sırayla okunur.
Buna uyan tanımlar bulunur ve ikisi birleştirilerek kavram tanımlanır. Böylece konuya bütünlük kazandırılır. Bu işleme kartlar bitinceye kadar devam edilir. Kart oyunu özetleme ve tekrar için oldukça uygun bir tekniktir. Diğer bir oyun tekniği grup ya da takım oyunları. Öğrenmeyi sağlamak amacıyla başvurulan birey ya da gruplar arası oyun tekniğidir. İstenmeyen ve sıkıcı çalışma alışkanlıklarını değiştirme, yabancı dilde yeni kelimelerin işlenişini ilgi çekici duruma getirme ve daha önce işlenmiş konuları gözden geçirme ve özetleme sırasında bu teknikten yararlanılır. Grup oyunlarına başlamadan önce yarışmanın kimler arasında olacağına karar verilmesi, oyunun kurallarının açıklanması ve oyunun amacının açıklanması gerekir. Oyunun sonunda da konu özetlenmelidir. Mektup ya da telgraf oyunu. Sınıf 6 ya da 8 kişilik gruplara ayrılır. Her gruptan yarısı diğer yarısına bir telgraf çekerek veya mektup yazarak belirli bir soruya açıklık getirmelerini isterler. Bu çözüm kısa olup dersi uzatmamalıdır. Hazırlık için verilen sürenin sonunda hem sorun hem de çözümü gruplar tarafından okunup tartışılır. Bundan sonra konu soru cevap tekniğiyle işlenir ve sonuç özetlenir. Mektup ya da telgraf oyununu bugün kargo şeklinde de yapabiliriz. Ve bunu biraz da oyunlaştırarak canlandırabiliriz. Bir grup öğrenci sorularını yazar, gelip kargoya verir. Kargocu karşı taraftaki ismi yazılan öğrenciye götürür. O da kağıda cevabını yazar, tekrar kargoya verir. Kargocu tekrar soru soruna cevabı getirir ve cevap sınıfta okunmuş şeklinde de uygulanabilir. Nesi var? Başka tekniği. Bu da çok güzel bir oyundur. Başka tekniği, nesi var oyunu olarak bilinen ve uygulanan oldukça kolay ve kullanışlı bir tekniktir. Bir durumun, bir kimsenin tasvir edilmesi, niteliklerin belirlenmesi, yeni kelimelerin değişik bir yaklaşımla öğrenilmesi istendiğinde bu oyun tekniği uygulanabilir. Sınıftan bir kişi sınıf dışına çıkarılır. Diğerleri düşünülen durumu, bireyi, olayı ya da eşyayı belirler. Dışarıdaki öğrenci sınıfa gelir ve sırayla istediklerine nesi var diye sorar. Öğrenciler bu soruyu uygun bir kelime ya da cümleyle cevaplarlar. Öğrenci tutulan durumu belirleyinceye kadar bu uygulama başka nesi var şeklinde sürer. Sonunda bulgularını birleştirerek cevabını verir. Bu işlemi en çok 3 kez tekrar etme hakkı vardır. Sonunda tutulan durum açıklanır, nitelikleri belirlenir ve özetlenir. Nesi var oyunu zevkle kullanılabilecek bir öğretim tekniğidir. Örneğin yabancı dil dersinde konuşma ve kelime öğretiminde kullanılabilecek bu teknik. Dersin son kısmında öğrencileri hem dinlendirir hem de konuşma öğretimi ve yeni kelimelerin tekrar edilmesine çok yararlı olur. Bu oyun kelime öğretilmesinde başarıyla uygulanabilir. Diyelim ki pazarda ne satılır? O tutulabilir. Ya da kişi tutulabilir. Diyelim ki Mehmet Akif Ersoy tuttuk. Nesi var? Önce bilinmeyen özelliklerini söylüyoruz. 1900 yıllarda yaşamış. Çok mücadele etmiş. Yazar, şair. En son belki Safahat kitabı söylenebilir. Öğrenciler epey uğraştıktan sonra. Veya ülke, işte baş şehri şurasıdır, denizlerle kaplıdır gibi ülkeleri de tutup, yani birçok konuda bu nesi var oyunu uygulanabilir. Ters başka tekniğin uygulanmasında ise öğretmen sadece bir öğrenciyle beraber bir kavram belirler. Sonra sınıf öğrenciye nesi var diye sorar. Öğrenci kavramla ilgili ipuçlarını söyler. Her ipucunun arkasından sınıf başka diye sorar ve sınıf kavramı bulana dek etkinlik devam eder.
kavram öğretiminde öğretilen kavramların tekrarı da çok yararlı bir öğretim tekniğidir. Yani biraz öncekinde sınıf dışarı çıkan öğrenci soruyordu. Burada sınıf başka diye soruyor. Nesi var ya da başka tekniğinde olumlu konular bulunurken test başka da konu olumsuz yönünden duyulmaya çalışılır. Böylece bu konuda değerlilik oluşturulmuş olur. Örneğin anne babamıza nasıl saygısızlık yapabiliriz? Etrafımızı daha nasipsiz hale getirebiliriz gibi konular bulunabilir. Metin tarama tekniği. Herhangi bir metin içinde belli bir konuyu araştırmak amacıyla tarama yapma tekniğine metin tarama tekniği denir. Öğrenmek istediğimiz bir konuda gazeteler arasında tarama yaparak fikirler elde etmek, bir roman, hikaye kitabından bir konuyu aramak, ansiklopedilerden arama yapmak metin tarama tekniğinin kullanıldığı tekniklerdir. Bu teknik öğrencilerin ders kitabıyla sınırlı kalmamak ve kendi başlarına bağımsız çalışma yapmalarına imkan veren bir bireysel araştırma ve öğrenme tekniğidir. Teknik öğrencilere ev ödevi şeklinde uygulanabileceği gibi sınıfta tüm sınıf tarafından ya da bir grup tarafından tarama şeklinde de uygulanabilir. Diyelim ki sınıfa öğretmen dergi getirdi ya da gazete getirdi. Her sene bir tane koydu. Şimdi konumuz insanlara saygısızlık. Saygısızlıkla ilgili haberleri bulmuş diyebiliriz. Yeni bir yöntemimiz bireysel çalışma yöntemi. Bireysel çalışma yöntemi her öğrencinin kişisel ihtiyaçlarının karşılanması, bir sorunun çözülmesi ya da bir konunun öğretilmesinde öğretim gereçlerinin öğrencinin kişisel yetenek bilgisine göre hazırlanarak kullanılmasına önem veren bir öğrenme yoludur. Bireysel çalışma yöntemi bir öğrencinin bir konuyu sınıfta işlenilmesinden öğrenememesi, kendi başına öğrenmek istemesi ya da kendi başına çalışmak istemesi durumunda başvurulan bir öğretme öğrenme yoludur. Bu bakımdan bir öğretme yönteminden çok öğrenme yöntemine girmektedir. Ancak burada öğretmenin kılavuzluğu söz konusu olduğu için bu açıdan öğretme yöntemidir. Bireysel çalışma yöntemi tüm yöntemlerin temelinde olan bir öğretme yoludur. Daha iyi bir öğretmen bireysel çalışmadan gereği kadar yararlı olmasını bilen öğretmendir. Bireysel çalışmayı kılavuzlayan ilkeler. Bireysel çalışmaya kılavuzlayan belli başlı iki ilke vardır. Bir, bireysel ayrılıklar ilkesi. Bu ilkeye göre her birey bir diğerinden farklıdır. Bu fark zihni, sosyal, duygusal ve benzeri gelişimde görülür. Aynı aile içinde için iki kardeş bile birbirinin aynı değildir. O halde her bir öğrencinin de ayrı bir kişiliği ve dünyası vardır. Herkes kendi gücü oranında çalışacak ve başarılı olacaktır. İşte bu ancak bireysel çalışmayla gerçekleşebilir. İki, etkinlik ilkesi. Öğrencinin bir davranışı öğrenebilmesi için onu yaşaması ve o konuyla ilgili etkinliklerde bulunması gerekir. Bu da öğrencinin kendi kendine çalışması ile mümkündür. Bireysel çalışma çeşitleri. Bireysel çalışma okulda ve okul dışında yapılabilir. Okuldaki bireysel çalışmalar daha çok öğretmen gözetiminde yapılır. Bu da çeşitli şekillerde olabilir. Bu tür çalışmalardan birisi sınıf olanıdır. Bunun en güzel örneklerinden birisi problem çözme tekniğidir. Sınıfta öğretmen dersi öğrencilerin karşısında işlemek yerine problemi verir ve öğrencilerin kendi kendilerine çalışmalarını ister. Öğrenciler kendi güçlerine göre o konuyu hazırlamaya çalışırlar. Öğretmen sürekli öğrencilerin arasında onlara yardım ve rehberlik etmektedir. Bu şekilde öğretmenin yardımı ve yol göstermesiyle öğrenciler konuları öğrenirler.
1-2 saat bireysel çalışma yapıldıktan sonra bir grup çalışmasıyla konu toparlanıp tüm sınıfa aktarılır. Bu tür bir çalışma sınıfta olabileceği gibi kitaplıkta ya da video bilgisayarda da olabilir. Okul dışında öğrenci öğretmen tarafından verilen bir konuyu okul dışında kendi başına da öğrenebilir. Ev ödevleri bunun en güzel örneklerindendir. Doğal olarak öğrenci okul dışında çalışırken kütüphane ve benzeri yerlerden ve kaynak işçilerinden yararlanacaktır. Proje performans ödevleri buna örnek olabilir. Bireysel çalışmada öğretmenin rolü. Bireysel çalışma yöntemini uygulamak düşünen bir öğretmenin elbette bireysel çalışma yaptırılmaz. Bu yöntemde öğrenciler hangi derste olursa olsun aynı resim iş dersindeki gibi çalışır. Herkes kendi işiyle uğraşır ve kendine göre bir şeyler meydana getirir. Öğretmenin bütün konuları kabul etmesi gerekir. Öğretmen kendi kafasındakini değil, öğrencinin üreticiliğini, yaratıcılığıyla meydana getirdiği eserleri kabul etmelidir. Öğretmen ve öğrenciler işbirliği halinde çalışmalıdır. Birbirlerine güvenmelidirler. Çalışmalar karşılıklı anlayış içinde yürütülmelidir. Öğretmen öğrencilerini iyice tanımalı, başarıyı ona göre beklemelidir. Tüm öğrenciler için bir orta nokta verilen bu istememelidir. Öğrenci başarıları elbette birbirlerinden farklı olacaktır. Öğretmen öğrencilere rahat ve serbest çalışma imkanı vermelidir. Öğrencinin ortaya koyduklarını beğenmeli ve teşvik etmelidir. Öğretmen çalışma yollarını öğretmeli, öğrencilerin çabalarının ürüne dönüşmesine yardımcı olmalıdır. Çalışmasını bilmeyen öğrencilerin saatlerini, günlerini harcadıkları halde başarılı olamadıklarını örneklerle belirtmelidir. Öğretmen sevgi ve saygıya dayanan bir o sınıf ortamı oluşturmalıdır. Öğrenci çalışmalardan zevk almalı ve isteyerek kaçınmalıdır. Bireysel çalışmanın ilkeleri. Bireysel çalışırken nasıl çalışalım? 1. Planlı çalışma. Bireysel çalışma ister okulda yapılsın, ister okul dışında mutlaka bir plan dahilinde yapılması gerekir. Birey önce çalışmasını planlayacak, sonra bu planını uygulayacaktır. Yaptığı plana göre çalıştığı takdirde hem zamanla kazanacak hem de ne işi nasıl yapacağını bilecektir. Bu sebeple özellikle okullardaki çalışmalarda öğrencinin işini planlayıp planlamadığını çok dikkat edilmelidir. Okuldaki bu dikkat ona planlı çalışma alışkanlığını kazandıracaktır. Ama bu plan çok uzun, ayrıntılı ve zaman alıcı olmamalıdır. Plan ne yapılacağını tasarlanması demektir. Plan yapmak demek kişiyi monoton bir çalışmaya yönlendirmek değil, çalışma ve öğrenme süresinde zamanın en iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve kullanılması olarak görülmelidir. Uzun çalışmalarda bu tasarılar kağıda yazılmalıdır. Kısa çalışmalarda düşünülmesi yeterli olabilir. Ancak mutlaka neyin, nasıl ve ne zaman yapılacağını düşünülmesi gerekir. Planlama üzerinde ısrarla durup öğrenciye bu alışkanlık verilmelidir. İki, zamanı tam değerlendirme. Planlı öğrenmenin gerçekleşmesi ancak zamanın en iyi şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Zamanı kullanma konusunda öğrencilerin bir kısmı kitabı ellerine alıp saatlerce onunla uğraşır ama aldıkları yol yarım saatlik bile değildir. Öğrenciye bir kitabın başında saatler harcamanın çalışma olmadığı kesin olarak kavratılmalıdır. Bu ancak zamanın boşa harcanmasıdır. Öğrenciyi bu yanlış yola çoğu kez öğretmenler ve anne babalar sürüklerler. Özellikle anne babalar çocuğun boş kalmasını ya da oynamasını hoş karşılamazlar. Okuldan geldikten sonra hep kitabın başında olmasını isterler. Çocuk da kitabın başında çalışmasını değil durmasını öğrenir.
Ayrıca bazı öğrenciler de bunu alışkanlık haline getirmişlerdir. Halbuki zamanın iyi kullanılması önemlidir. Bu durum fırsat buldukça öğretmenler tarafından velilere hatırlatılmalıdır. 3. Dinlenme ve eğlenmeye yer verme. Verimli bir çalışma yapabilmek için yeterince dinlenmek ve yeri geldiğince eğlenmek gereklidir. Bunu çocuklarımız, öğrencilerimiz için de uygulamalıyız. Öğrencinin çalışma, uyum ve dinlenme saatleri belli olmalıdır. Çalışmanın dışındaki dinlenme ve uyum saatleri öğretmen ve anne babalar tarafından çocuğun elinden asla alınmamalıdır. Örneğin bazı öğretmenler öğrencinin teneffüslerini alırlar. Tüm davranışlar beklenen yarardan çok zarar getirir. Öğrenci çalışmadan bıkar ve zoraki bir durum ortaya çıkar. Halbuki bireysel çalışmada önemli olan isteyerek, severek ve zevkle çalışmaktır. Evet, bazı öğretmenler gereğinden fazla ödev veriyor. Çok ödev verince iyi çalıştırdığını zannediyor. 4. Araç gereç kullanarak çalışma. Çalışmayı imkanlar ölçüsünde somutlaştırmak gerekirdir. Bu tür bir çalışma daha verimli olur. Bunun güzel bir örneği harita, resim, şekil, şema ve benzeri araçlarla çalışmadır. Bazen bir konuyu saatlerce anlatmak yerine bir küçük şekil veya şema ile açıklamak yeterli olabilir. Bu sebeple bireysel çalışmalarda çeşitli araç gereçler kullanılarak konunun üretimini kolaylaştırmaya çalıştırmak gerekir. Bireysel çalışmada dikkat edeceğimiz 5. husus, öğrenciler bireysel çalışmaya karşı güdülenmelidir. Bir konunun incelenmesi, bir kitabın okunmasında veya herhangi bir işin yapılmasında bireyin yeterli güdüye, motivasyona sahip olması gerekir. Organizmaya etki ederek onu bir gaye için harekete geçiren olaya güdülenme denir. Güdülenmeye diğer bir ifade ile iş yapmaktan doğan zevki tattırma da diyebiliriz. Bir insan bir işi başarıyla tamamlarsa bunun zevki büyüktür. O anda bütün yorgunluklar gider. Yeniden çalışma isteği doğar. Kendine güveni artar. Çevresiyle ilişkiler düzenlenir ve mutlu olur. İşte bunları öğrenciye tattırmak ve çalışmanın zevkini vermek gerekir. Bu da onun çalışmalarını değerlendirmekle, onun yaptıklarını beğenmekle, onu teşvik etmekle ve onun kendi başarısını, kendisini görmesine yardımcı olmakla mümkün olur. Bu haliyle de bireysel çalışma hayata dönüktür. Yani kişiyi günlük hayatta mutlu kılacak yüce kavuşmasında yardımcı olur. Bireysel çalışmada 6. ilke anlayarak ve kavrayarak çalışma. Öğrenmeler genelde öğrencinin durumuna göre aktif ve pasif olarak ikiye ayrılmaktadır. Aktif öğrenmede öğrenci öğrenmeye bizzat katılırken pasif öğrenme anlamadan ezbere öğrenmek demektir. Öğrenciler bir kısmı anlayarak ve kavrayarak değil, ezberleyerek çalışmaktadırlar. Burada öğretmen öğrenciye bireysel çalışmalarını ezberleyerek değil, anlayarak ve kavrayarak öğrenme çalışmalarına rehberlik yapması gerekmektedir. 7. Kaynakların yanı. Bireysel çalışmada ilgili kaynaklardan yararlanma büyük önem taşır. Öğrencilerin kitap, ansiklopedi, sözlük, atlas ve benzeri kaynaklardan nasıl yararlanacaklarını bilmeleri gerekir. Örneğin bir kütüphaneden nasıl kitap alınacağı, bir kitapta bulunan içindekiler, konu dizinin dipnotlar gibi bölümlerle resim, şema ve grafiklerden nasıl yararlanılacağı öğrencilere öğretilmelidir. Aynı şekilde not tutma ve özet çıkarmanın nasıl olacağını bilen bir öğrenci bireysel çalışmada daha başarılı olacaktır. 8. ilkemiz öğrenci seviyesine uygun iş verme. Öğrenci kendi seviyesine uygun çalışmalardan hoşlanmaz. Çünkü öğrenci baş edemeyeceği işleri yapmaya kalkarsa bir süre sonra bıkkınlık meydana gelir. Bu durum sık sık tekrarlanırsa öğrenci çalışmayı tamamlamadan bırakma alışkanlığı edinebilir. Bu sebeple öğretmen öğrencilerini tanımalı ve onun seviyesine uygun ödevler vermelidir. 9. Öğrencilere dikkatli okuma ve özet çıkarma yöntemi öğretilmelidir. Kitap okumak ve ondan en iyi şekilde yararlanmak ancak bilinçli bir şekilde yapılırsa mümkündür. Kitap okumaların çeşitlerini şöyle özetleyebiliriz. A. Bilgi edinmek için okuma yani kitap ve benzeri hakkında genel bir bilgi edinmek için yapılır. Kitabın başlığı, yazarı, içindekiler, ön söz, sonuç, özet ve benzeri
Yerlerini okumak, bilgi edinmek için okuma demektir. Ve geniş okuma, yani kitabın anlaşılmak için tamamının veya bir bölümünün okunmasıdır. C. Altını çizerek okuma, önemli yerlerin belirlenerek işaretlenmesi şeklinde okumaktır. D. Eleştirel okuma, bunun konunun ya da ele alınan sorunun yorumlanabilmesi ve değerlendirilebilmesidir. Bunun için okunan metinde geçen konularla ilgili çözümleme, analiz ve bileşim sentez yaparak bir sonuca ulaşmak gerekmektedir. Arayıcı okuma, okuyucunun bir takım önemli kelimeleri, sayıları, formülleri, isimleri, fikirleri aramak için okunmasıdır. Evet, şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. Kavram haritaları. Kavram haritası, bireyin belli bir konudaki bilgi yapısının görsel bir temsilidir. Bu yönüyle kavram haritası, bireyin o konuyla ilgili bilgilerini ve bilgilerin birbiriyle ilişkisini gösteren şematik bir yapıdır. Bu nedenle kavram haritası zihin haritası olarak da bilinir. Ancak iki boyutlu görsel araçlar olarak kavram haritası, bilgi haritası ve zihin haritasından söz edilmekte ve bunların farklı oldukları ifade edilmektedir. Kavram haritaları eğitime çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Kavram haritalarının ortaya çıkışında yapılandırmacılık, yani inşacılık anlayışının büyük etkisi olmuştur. Yapılandırmacılığın temel sayılısı, bilginin objektif ve gerçeklik olarak dışarıda olmadığıdır. Bilgi aktif olarak öğrenen tarafından da onun içinde inşa edilir. Yeni bilgi, önceki bilgiyle bütünleşerek öğrenilir. Öğrenme, öğrencilerin yaptıkları inşacı bir eylemdir. Öğrenciler aktif öğrenenlerdir. Öğretmenin görevi, öğrencilerin bilgi inşa etmesine fırsatlar sağlamaktır. Bu düşüncenin olarak da kavram haritaları oluşturma üzerine yoğunlaşılmıştır. Kavram haritası, yol haritasına benzeyen ve iki boyutlu bir şekilde düzenlenen bir konu alanının kavramsal yapısını temsil eden bir araçtır. Kavram haritası çeşitli ögelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bir kavram haritasını oluşturan dört temel öge vardır. Ana kavram, ilişkili kavramlar, kavramlar arasındaki ilişkiyi ifade eden önleme veya ilişki ve ilişki yönlendirme. Kavram haritasını oluşturan ögelere farklı adlar da verilebilmektedir. Örneğin düğüm ve bağ gibi. Kavram haritaları düğüm ve bağlardan oluşur. Düğümler haritadaki kavramları, bağları, yani çizgileri, kavramlar arasındaki ilişkileri, yani önlemeleri gösterirler. Kavramlar arası ilişkiler sadece çizgilerle gösterilebileceği gibi daha açıkça ortaya koymak için önermeler şeklinde de gösterilebilir. Önermeler iki ya da daha çok kavramı kelimelerle birbirine bağlarlar. Bunlar kavramlar arasındaki bağlantılar tasvir ederler ya da ilişkiler hakkında bilgi temin ederler. Önermeler yardımıyla haritada bulunan kavramlar arasındaki ilişki daha açık bir şekilde görülebilir. Kavram haritası nasıl yapılır? Kavram haritalarının yapılışı. Şu sırayla yapılır. Kavram haritası yapılacak bilgi alanı, konu veya problemin belirlenerek odak sorunun hazırlanmasıyla başlar. Bu soru tarafından yönlendirilen soruya uygun kavramların belirlenerek listelenmesi. Burada kavram adları tek veya en fazla 2-3 kelimeden oluşmaktır. Hazırlanan kavram listesini kullanarak ihtiyaç duyulursa daha fazla kavram ekleme. Kavram listesi hazırlanırken 2 yol izlenebilir. Ya ana kavram ve haritada kullanılacak kavramların bir listesi öğretmen tarafından verilir ya da konu verilir ve öğrenciden bir kavram haritası hazırlaması istenir. Burada kavramların listesini öğrenci oluşturur. En geniş ve kapsamlı kavramın haritanın tepesinin yerleştirilmesi, bazen en geniş ve en kapsamlı kavram belirlemek güç olabilir. Bu noktada odak soruya yeniden dönerek
gerekirse yeniden bir odak soru oluşturulabilir. Genellikle haritanın tepesinde 1, 2 veya 3 genel kavram bulunabilir. Her bir genel kavramın altına yerleştirmek için 2, 3 veya 4 alt kavramın seçilmesi, yani alt kulüplerin kavramların belirlenmesi. Bir temel kavramın veya alt kavramın altına ona ait 6 veya 7 kavram varsa orta kapsamlıkta uygun bazı kavramları tanımlamak genellikle mümkündür. Böylece haritadaki başka bir hiyerarşi seviyesi oluşturulur. Kavramları birbiriyle ilişkilendirme. Burada kavramlar çizgiler ve oklar kullanılarak ilişkilendirilir. Çizgiler bir veya birkaç bağlayıcı kelimeye önemli şekilde gösterilebilir. Bağlayıcı kelimeler iki kavram arasındaki ilişkiyi göstermelidir. Bir sonraki aşama üst seviye kavramları ekleme, çıkarma veya değiştirmeyi içeren işlemleri yapmak için haritayı yeniden gözden geçirme. Bu çalışma birkaç kez yapılmaya ihtiyaç duyulabilir. Bu durum haritanın daha doğru ve tutarlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Haritanın farklı bölümler arasındaki kavramlar arası çapraz ilişkilerin araştırılması. Burada ilişkileri göstermede çizgiler ve kelimeler kullanılabilir. Çapraz ilişkiler konu alanındaki yeni, yaratıcı ilişkileri görmeye yardım eder. Bu adımlar çerçevesinde öğretmende kavram haritaları oluşturulabilir. Öğretmen bir ana fikir seçer ve onu kağıdın merkezinde bir daire içine yazar. Ana fikrin etrafına anahtar kavramlar yazılır. Anahtar kavramlar ana fikre çizgiyle bağlanır. Destekleyici ayrıntılar anahtar kavramların etrafına yerleştirilir. En genel ve soyutlar haritanın en tepesinde ya da merkezi noktasında yer alır. Ana fikri temsil eden kavram merkezde ya da tepede yer alırken tali ikinci derecedeki fikirler ona yakınlarına göre sıralanır. Ayrıntılar uygun bir önerme ile kavrama bağlanır. Bağlantı çizgileri fikirler arasındaki ilişkiyi gösterir. Fikirler arasındaki ilişkiler fiil veya kısa cümleciklerle ifade edilir. İngilizce dil bilgisi yaptığında bir harita rahatlıkla anlamlı cümlelere dönüştürülebilir. Kavram haritasındaki cümlelerde özne, fiil ve nesne şeklinde bir cümle kalıbına oluşmuştur. Fakat Türkçe hazırlanan kavram haritalarında durum böyle değildir. Bu durum Türkçe ve İngilizce'nin farklı dil gruplarında olmasından kaynaklanmaktadır. Sondan eklemeli Ural Aytal dil ailesinde bulunan Türkçe'de ekler, kelime sonuna getirilerek türetilir ve fiil cümlenin sonunda bulunur. Bu yüzden Türkçe kavram haritasında okuma, özne, nesne ve yüklem yönünde okunmalıdır. Eklere de dikkat edilmelidir. Ya da ara bağlantılar adlandırılamıyorsa ara bağlantı oklarının üzerine hiçbir ekleme yapılmamalıdır. Kavram haritaları öğretme-öğrenme ortamında oluşturulabilir. Kavram haritalarını etkili bir şekilde oluşturabilmek için öğrencilere rehberlik etmek gerekmektedir. Kavram haritası oluşturma süreci çok yönlü düşünmeyi ve soyutlamanın farklı seviyelerinde ileri geri gitmeyi gerektir. Kavram haritası oluştururken haritada yer alacak kavramları belirlemek oldukça önemlidir. Haritada yer alacak kavramlar şu şekillerde belirlenebilir. Öğretmen haritada yer alacak olan kavram listesini oluşturur ve sadece bu kavramlarla bir harita yapılmasını ister. Burada öğrencilere kendi kavramlarını listeye ekleme imkanı verilmez. Öğretmen listeyi oluşturur. Fakat öğrencilere kendi kavramlarını listeye ekleme fırsatı verir. Belirli bir konuda tamamen öğrencilerin oluşturduğu bir kavram listesi belirlenebilir. Kavram haritasında bulunan kavramlar ve bunların düzenlenmesi aşağıdaki şekilde bir kavram haritasında gösterilebilir. Bu kavram haritasının kavram haritasıdır.
Evet. Ben şimdi size kavram haritasını göstermeye çalışayım. Evet. Bu kavram haritasını okumaya çalışalım. Kavram haritası bilgiyi temsil eder. Kavram haritasındaki kavramları oluşturabilmek için önermeler bir araya gelir. Kavram haritalarındaki kavramlar hiyerarşik olarak yapılandırılmıştır. Kavram haritalarındaki kavramlar etiketlenir. Kavram haritalarındaki kavramlar algılanan düzenliklerdirler. Olaylar ve objeler ile ilgilidir. Şimdi o baştan okuyalım. Kavram haritaları olaylar ve objelerde algılanan düzenliklerdirler. Kavramlar kelime ve semboller ile etiketlenirler. Kavram haritaları farklı harita parçalarındaki karşılıklı ilişkileri görmek için gereklidir ve bir yaratıcılık ile olur. Taraftan okuyalım. Kavram haritaları bağlama bağlı bilgilerdir. Kavram haritasındaki bilgi bağlama bağlıdırlar. Kavram haritasındaki bilgi öğrenme ve öğretmeyi desteklemek için oluşturulan bilgilerdir. Kavram haritalarındaki önermeler çapraz bağlardan oluşturmak için bir araya getirilir. Evet. Kavram haritası böyle. Kavram haritası türlerine geldik şimdi. Kavram haritaları haritadaki kavramların birbiriyle ilişkilerine göre birçok şekilde düzenlenebilir. Novak ve Govin üç farklı kavram arasından söz etmiştir. Bunlar akış çizgisi, dönen diyagramlar ve dayandırılabilir ağaçlardır. Akış çizgisinde bir düşüncenin olayın akışı kavram haritası şeklinde sunulur. Dönen diyagramların oluşturulmasında kavramların birbiriyle karmaşık ilişkisi etkilidir. Kavram bir noktaya dayandırılacaksa dayandırılabilir ağaçlar kullanılabilir. Bunların yanı sıra kavram haritası hiyerarşik yapıda
örümcek ağı şeklinde girdi işlem çıktığı gösteren sistem kavram haritası şeklinde görsel tasarım yerleştirme kavram haritası veya üç boyutlu kavram haritası olarak yapılandırılabilir. Kavram haritasını yapılaştırmanın doğru tek bir biçim yoktur. Bireyin zihinsel şemaları ve yaratıcılığı bilginin yapısı kavram haritasının yapılandırılış biçimini etkiler. Kavram haritaları nerelerde ve nasıl kullanılabilir? Birçok amaçlarla kullanılabilir. Bazıları şunlardır. A. Öğretim planlama. Kavram haritaları içerikte bilgi yapısının ve içeriklerin görülmesine yardımcı olduğu için öğretim programının hazırlanmasında, yıllık planların ve günlük planların yapılmasında bir planlama aracı olarak kullanılabilir. Bu durum öğretimde tekrara düşmeyi engelleyici rol oynayabilir. 2. Öğretme öğrenme sürecinde kavram haritası öğrenme öğretme sürecinde iki şekilde kullanılabilir. Ya hazır kavram haritaları bir öğretim aracı olarak kullanılabilir ya da kavram haritası oluşturma bir öğretme ve öğrenme tekniği olarak sınıfta kullanılabilir. 3. Öğretimin değerlendirilmesi aşamasında kavram haritaları öğretimin değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Değerlendirme yapılırken de öğretimin başlangıcında, öğretim esnasında, öğretim sonunda bir ölçme aracı olarak kavram haritalarından yararlanılabilir. Kavram haritaları öğrencilerin ön öğrenmelerini tespit etmede, öğretme öğrenme sürecinde öğrenmelerdeki değişme ve ilerlemeleri belirlemede ve ders yılı bitiminde hedeflerin gerçekleşme seviyesini belirlemede kullanılabilir. Öğretmenler kavram haritaları hazırlatarak zaman içerisinde öğrencinin kavram gelişimi hakkında bilgi edinebilirler. Aynı şekilde öğrenciler kavram haritaları yoluyla kendi kendilerini ölçebilirler. Bu da onlara öğrenmeler hakkında bir bildirim, geri bildirim dönüş sağlar. Yapılan haritalar üzerindeki karşılaştırmalarla yanlışlıklar üzerinde müzakereler yapılır, düzeltmeler sağlanabilir. Kavram haritaları öğrenciye geri bildirim dönüş sağlamasının yanı sıra öğretmene de düzenlediği öğretim niteliği hakkında geri bildirim dönüş verir. Kavram haritaları bilişsel öğrenmeyi ölçmede, yanlış karşılaştırmaları belirlemede, öğretimin sonundaki öğretmeyi ölçmede kullanılabilir. Öğretim sonrası değerlendirme aracı olarak kavram haritaları kullanılabilir. Bunları kullanmanın temel güçlüğü, anlamlı bağlantılar, kavramsal alan ve içeriğin doğruluğundaki değişiklikleri ölçmek için çok fazla zaman gerektirmesidir. Ayrıca kavramların ve önermelerin sayısı ve niteliği öğrenciden öğrenciye farklı olacağı için ölçme kriteri oluşturmakta bir başka sorundur. Ancak öğretmenler kavram sayısı, kavramlar arası ilişkilerin sayısı ve önermelerin doğruluğunu temel alarak değerlendirme yapabilirler. Sınavlarda da öğrencilere kavram listesi verilerek bir kavram haritası oluşturmaları veya kavram haritasında boş bırakılan yerlerdeki kavramları ve ilişkileri belirlemeleri istenebilir. Örneğin şöyle bir soru oluşturulabilir. Haritadaki verilerden yararlanarak aşağıdaki haritayı tamamlayınız. Ya da hazır bir kavram haritasındaki yanlışlıkları bulmaları istenebilir. Aşağıdaki kavram haritası örnekliğinde bazı hatalar yapılmıştır. Edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak bu hataları bulup düzeltiniz şeklinde bir ödev yapılabilir. Kavram haritası çeşitlerinden akıl haritaları. Akıl haritaları çok amaçlı, amaçlar için kullanılabilecek görsel bir öğrenme tekniğidir. Akıl haritaları hazırlanırken beynin hem sağ hem de sol lobu birlikte çalışır. Akıl haritaları düşünce gücü ve belleğin geliştirilmesinde çok önemli araçlardır. Akıl haritaları hazırlanırken merkez bir kavram sayfanın ortasında yazılır.
tüm yönlerden merkeze doğru çağrışım yapan kavram ve düşünceler, semboller ve resimler yerleştirilir. Evet, şimdi kavram haritası görüyorsunuz. Örümcek haritalar. Örümcek haritalar merkezi bir fikir veya bir düşünce etrafında detaylı düşünmeyi sağlamada faydalıdır. Haritanın ortasında bir fikir, dallarda destek fikirler, örnekler ve ayrıntılar yer alır. Zincir haritalar, adım adım işleyen bir süreci gösterme, mantıksal bir sıralama yapma, olayları ve fikirleri birbirine bağlamak amacıyla kullanılır. Önemli bir kavram da V diyagramıdır. V diyagramı öğrencilerin bilginin yapısını ve insanların bilgi üretim şekillerini anlamalarına yardımcı olan V şeklindeki diyagramdır. V haritası V heuristiği bilgi V şeklinde de adlandırılabilir. Öğrencilerin araştırmalarını tekniğidir. Önceki bilgiden yeni bilgilere ulaşmada izlenecek yolu gösteren bir harita olarak düşünülebilir. Öğrenciler bu haritaya baktığında ne yaptığını, niçin yaptığını, nasıl yaptığını, hangi sonuca vardığını ve araştırmanın ön bilgisini nasıl etkilediğini belirleyebilirler. Robin tarafından geliştirilen V diyagramları, öğrenme-öğretme sürecinin başında, süreç esnasında ve süreç sonunda bazı kritik soruları cevaplandırarak bilişsel düzeyde daha anlamlı, derin ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceği varsayımına dayanan bir tekniktir. V diyagramı temel olarak laboratuvar çalışmalarında deney raporu yerine kullanılmaktadır. Öğretimde ise bir öğrenme stratejisi ve çeşitli alanlarda bir değerlendirme aracı olma özelliği taşıması nedeniyle öğrencinin yanlış anlamalarını tespit etmekle kullanılabilir. Bir araştırma konusu etkinliği planlama, uygulama ve değerlendirme basamakları, başlama, konunun içine dalma, elde edilen verileri yorumlayıp bir sonuca varılarak hayat ile ilişkilendirme şeklinde yorumlanarak sürecin tamamı bir V harfine benzetildiği için V diyagramın adı uygun görülmüştür. Diyagramda şu 5 temel soru cevaplandırılır. 1. Odaklanmamız gereken soru nedir? 2. Anahtar kavramlar nelerdir? 3. Araştırmada hangi yöntemler kullanılacaktır? 4. Başlıca bilgi iddiaları nelerdir? 5. Diğer iddialar nelerdir? Etkinliğe başlamadan önce kavramsal kısım bildiklerimiz hazırlanır. Bu amaçla çeşitli ders kitaplarından yararlanabilir. Bildiklerimiz kısmının altına etkinlik sonucuna ulaşmada yardımcı olacak teori ve ilkeler belirlenerek öğrencinin yazılı ifade etmesi sağlanır. İlk öğretim düzeyinde anahtar soru öğretmen tarafından belirlenir. 1. V diyagram hazırlığına büyük bir V harfinin çizilmesiyle başlanır. 2. Diyagramın üst kısım ortasına odak sorunu yazılır. 3. Diyagramın V'nin sol tarafına kavramlar, teoriler, ilkeler, veri toplama araçları, izlenecek yollar, yöntemler yazılır. Yani planlama. 4. Diyagramın V'nin alt tarafına bulgular yazılır. Uygulama. 5. Diyagramın V'nin sağ tarafına bilgi iddiaları, bilgilerin grafik, tablo, çizelge ve benzeri düzenlenmiş hali ve sonuçlar yazılır. Bu da değerlendirme aşaması. Bir başka kavram haritası, kavram karikatür tekniği. Karikatürler yardımıyla belli bir konu üzerinde görüş bildirmek, belli bir konuya ilişkin birbirinden farklı görüşlere yer vermek ve farklı düşünceleri konuşma,
balonlarına dair olarak ifade etme yönünü kullanılan bir tekniktir. Kavram karikatür tekniğinin özellikleri şunlardır. 1. Kavram ya da olay hakkında tartışma başlatıp araştırmaya sevk etmek amaçtır. 2. Bir konuyu tamamen öğretemez. 3. Konuyu tekrar etmeye ya da özetlemeye yardımcı olmak için kullanılır. 5. Kavram yanılgılarını ve kararsızlıklar ortaya çıkartıp gidermede kullanılır. 4. Karikatür tartışma ortamı yaratmak için uyaran bir olarak kullanılır. 6. Yaratıcı düşünmeyi sağlar. 7. Mizah içermeyebilir. 8. Farklı görüşlere saygı ve farklı fikirlerin farkına varmayı sağlar. Kavram karikatür tekniği yapılandırmacı öğrenme stratejilerine dayanır. Teknik, birbirinden farklı görüşlerin yer aldığı bir grup tartışmasını oluşturma fikrini temel almaktadır. Öğrenciler öncelikle dersin temel kavram ve ilkelerine dayalı bir konu ile ilgili geniş ve doğru ifadeleri oluşturmaktadır. Kavramsal karikatürler, öğrencilerin sahip olması olası kavram yanılgıları ya da düşünce biçimlerinin insan ya da hayvan figürlerine tartışıldığı ya da düşündürüldüğü çizimleri içerir. Genellikle 3 ya da daha fazla karakterin bir konuda yaptıkları tartışmanın resim ve ifadesi şeklinde olur. 1. Bu tartışmada her bir öğrenci farklı bir fikir savunur. Bir tanesi doğru olan düşünce biçimini temsil ederken diğer fikirler kavram yanılgısı ya da alternatif düşünce biçimleri içerir. 3. Fikirlerin karikatür karakterleriyle kişileştirmesi yanlış fikri savunan öğrencilerin tehdit ortamı olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Anlam çözümleme. Anlam çözümleme tablosu çizimi için 1. Analiz edilecek ana kavram ya da konu seçilir. 2. Konuyla ilgili fikirler ya da tip örnekler belirlenir. 3. Fikirler ya örneklerin özellikleri belirlenir. 4. Örnekler ve özelliklerinin yer aldığı tablo oluşturulur. Son olarak tanımlayıcı dallanmış ağaç. Tanımlayıcı dallanmış ağaç tekniği öğrencilerin yanlış algılamalarını ve yanlış stratejilerini ortaya çıkarmak için kullanılır. Öğretmen tarafından hazırlanan dallanmış ağaç şeklindeki sorularda doğru ve yanlış cevaplar birlikte verilir. Öğrenci ilk sorudan başlayarak sorulara cevap verir. Sorulara doğru veya yanlış cevap verme durumuna göre 2 veya 3 soruya geçer. Eğer yanlış cevap verirse ilk soruya eşdeğer zorlukta diğer soruyu cevaplamaya çalışır. Tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci tam puan alırken yanlış cevap veren öğrencilerin hangi kavramları yanlış anladıkları ortaya çıkarılır. Her soruya yanlış cevap veren öğrenciler için öğrenme ortamı yeniden düzenlenir. Evet, böylece bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyoruz.